Evet, liposuction. Yapmalı mı, yapmamalı mı? İhtiyacınız varsa kesinlikle yapmalı. Şimdi bu konuyla ilgili aslında çok fazla soru ve cevap var. Bunlardan bir tanesi işte acaba hamile kalmadan önce yapılabilir mi? Kaç yaşında başlanır? Ya da baktığınız zaman işte liposuction yapılan yerden değil de acaba sırtımdan kilo alır mıyım? Bunları belki biraz konuşmak gerekiyor. Basitçe anlatmak gerekirse bizim deri altı dokumuz bir çeşit uyku tulumu. Bütün vücudumuzu sarıyor ama belli yerlerde daha kalın. İşte basen, bacak içi, erkeklerde göbek ve bel çevresi. Liposuction'da yaptığımız şey bizim o kalın yerdeki fazlalığı alıp orada da normal kalınlığı bırakmak. Yani liposuction sonrasında eğer kilo alırsanız ne olur? Bizim verdiğimiz şekilde kilo alırsınız. Sırtınızdan, höv gücünüzden kilo almak böyle bir şey söz konusu değil. Son derece sağlıklı bir ameliyat. Hamilelikten önce yapılmalı mı? Aslına bakarsanız belki hamilelikten önce yapılması daha iyi. Çünkü özellikle kalın bölgeler hamilelikte çok fazla şiştiği için vücutta çatlamalara sebep olabiliyor. Halbuki önceden liposuction yaptırıp o bölgelerdeki yağ fazlasını alırsanız hamilelikte oralardan aşırı kilo almak mümkün olmadığından vücuttaki çatlamaları azaltmak mümkün. Nasıl bir ameliyat? Aslına bakarsanız 40-45 dakikalık bir ameliyat bölgesine bağlı olarak değişiyor. Yine bir başka soru, acaba lazer mi yaptıralım, vazer mi yaptıralım, tüylü mü olsun, tüysüz mü olsun? Bunların hepsi aynı. Sonuçta yapılan şey bir kanülle girip oradaki yağın alınması. Tabii enerji kullanılması, bu lazer enerjisi olabilir, ultrason enerjisi olabilir. Oradaki yağın eritilip daha kolay alınmasını sağlıyor. Bu bir. İkincisi, derinin altını ısıttığı için derinin daha hızlı toparlanmasını ve vücudun üzerine oturmasını sağlıyor. Dolayısıyla hem iyileşme süresi kısalıyor hem derideki gevşeme ihtimali azalıyor. Dolayısıyla gevşeme olan bölgelerde lazer, vazer ya da herhangi buna benzer bir enerji kullanımı liposuction'ı tercih ediyoruz. Ameliyat aşağı yukarı 40 dakika süren bir ameliyat. Hastanın hastanede kalması gerekmiyor. Lokalden yapılabilir, anestezi altında yapılabilir. Akşamüstü evine gider. Bir 2-3 hafta kullanacağı çok ince bir korse veriyoruz hastalara. 2 gün sonra full banyosunu yapıp 3. gün hasta işine gidebiliyor. İyileşme süreci çok hızlı. Bir hafta 10 günlük bir morarma süresinden sonra hastanın aslına bakarsanız denize, havuza girmesi bile mümkün. Yani bu ameliyat aslında yazın bile yapılabilecek bir ameliyat.